şeyler ben, olarak. Evet, gitti geldi yaptı abi. Üst koridora belki en büyük değişiklik. Fab'ı kaybettiler fakat bunun yerine de Elvin'i de aldılar. Elvin de bence gayet iyi performans gösteren oyunculardan biri şu sıralar üst koridorda. Fakat yine de özellikle hani Beşiktaş ve HBA'ya bir türlü yetişemediler. Bir sıkıntı varmış gibi duruyor ve bana soracak olursan en böyle geçen sezonlara göre aradığını bulamayan, böyle eski performansını gösteremeyen oyuncu Crystal. Evet. Crystal'ın hani böyle kendini sivriltip oyunlar yaptığını, takımını taşıdığını, pek böyle eskisi kadar doğru zamanda doğru yerde olduğunu böyle göremiyoruz. Hı hı. Sanki bu yeni orman metasına, çok fazla yeni eşya değişikliklerine, evet ormanın hani kendi yapısında yapılan değişikliklere pek böyle alışabilmiş gibi durmuyor. O yüzden onun hani bu sıkıntıyı çözdükten sonra Dark Passage'in ben yine başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yasaklama seçim ekranındayız. Dark Passage ekibi Jarvan ve Nar'ı yasakladı. Jerome ve Dolce için yapılan iki yasaklama. Atlas ekibinden de Zerat ve LeBlanc tamamen Nar'ı'ya odaklanmışlar. Ve son yasaklamada Kassadin geliyor. Hem Jerome'a hem de Lucian'a yapılan bir yasaklama bu da. Bakalım Atlas ekibi hangi şampiyonu yasaklayacak son olarak. Bu sırada Lisvan'ı şu anda ekranda görüyorsunuz. Atlas ekibinin orta koridor oyuncusu. Kendisi İspanyol. Jerome da onunla birlikte aynı şekilde. O da üst koridor oyuncusu. O da İspanyol. İki arkadaş aynı takımda oynuyorlar. Ve İrelia yasaklaması geldi. Üst koridorda yasaklanan 3 tane şampiyon var. Orta koridorda da yasaklanan aslında 3 tane şampiyon var. Kassadin'i orta koridor içinde sayarsak. Bir tane de ormancı yasaklaması geldi. Ve Dark Passage hemen Nar'ı için Ahri'yi düşünüyordu. Ve hemen kitlemeyi başardı. Hemen şunu hatırlatalım arkadaşlar. Oyunlarımız 5.2 yamasında oynanıyor. 5.3 değil, 5.2 yamasında oynanıyor. Evet, peki bu ne demek? Yani ne gibi değişiklikler var? Tristana seçilebiliyor artık. Geçtiğimiz hafta kapalıydı. Yeni değiştirildiği için seçilemiyordu ama artık hani üzerinden 2 hafta geçtiği için artık tercih edilebiliyor takımlar tarafından. Bir ihtimal ve mesela Holy Phoenix'in, evet. Yani, bir ihtimal Holy'nin oynadığını görebiliriz mesela. Evet, doğru söylüyorsun. Bence şu andaki metada ihtiyaç duyulan nişancı rolüne bence Cuk oturuyor. Bakalım tercih edecek mi iki takımda? Thresh ve Rek'Sai tercihlerinde bulunuyor şu anda Atlas ekibi. Evet, ikisi de şu anda kilitlenmiş durumda. Dolce'nin keyfi yerinde gibi Rek'Sai'yi alabildiği için. Şimdi Dark Passage ekibi Crystal, acaba Nidalee Jungle görür müsün? Ya ben ormanda haftalardır diyorum, evet. Artık bir görelim Nidalee Jungle bu, diye. Olabilir, kesinlikle olabilir. İnanılmaz kuvvetli. Döndürmeye başladı yeniden şampiyonları. Hadi bakalım. Ya Nidalee ormanda etkili oluyor. Özellikle şey var, takım savaşlarında hem dürtme potansiyeli var hem de iyileştirme potansiyelinden dolayı takım savaşlarının süresi çok fazla uzuyor. Bu hücumlarda yani Siege dediğimiz... kuşatmalar. Evet, kuşatmalarda inanılmaz kuvvetli bir şampiyon. Gerektiği zaman hani hem takımınızın böyle canı az olduğu zaman takımınızı iyileştirebiliyor. Kuleye vuracak bir taşıyıcınız varsa ona saldırı hızı verebiliyor. Hı hı. Ve rakip takımı kulenin altından sürmek için mızraklarıyla onları dürtebiliyor. Aynen. Tabii öyle. Nidalee orman oynandığı zaman genelde yetenek gücü oynandığını, evet, görüyoruz. Genelde bakalım. Yetenek gücü. Crystal şu anda Lee Sin'in üzerinde duruyor. Büyük bir ihtimalle o alıştığı, sevdiği Lee Sin'i tercih genelde edecek. Genelde zaten hani Jarvan, bazen Vi. Ve Lee Sin bu üç şampiyon arasında gidip geliyor. Bir kere Nunu almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hatta bu işte şeye karşı kaybettikleri maç, TT'ye karşı kaybettikleri maçta Holy Phoenix üstüne oynamışlardı. Üst koridorda Lulu vardı yine yanlış hatırlamıyorsam. Yok, ortada Naru'nun elinde Lulu vardı. Lulu ortada mıydı? Evet, tamam, Naru'nun elindeydi. Holy Phoenix yine kastırıp onu taşıma üzerine bir kompozisyon yapmışlardı. Fakat çok etkili olmamıştı. O zamandan beri de Crystal'ın elinde Nunu'yu görmüyoruz aslında. Şimdi sıra yine Atlas'ta. İki şampiyon olarak hangilerini seçecekler? Twitch üzerine duruyor aslında. Şimdi Graves'e karşı Twitch seçerseniz koridor değişikliği yapmanız lazım. Evet. Koridor değişikliği yapmazsanız Holy Graves Phoenix varken bence, evet, karşısında duramaz. Hele bir de Graves'in yanına bir de Annie gelirse. Annie veya Nami gibi yine dürtme potansiyeli yüksek bir şampiyon. Tabi bu Tristana'da da yine aynı şekilde geçerli bana soracak olursan. Oyunun başında çok yüksek bir menzile sahip, hı hı, değil Tristana. O yüzden bir koridor değişikliği çok işine yarayabilirmiş. Yarayabilir gibime geliyor. Cassiopeia tercihi geldi. Bakalım Cassiopeia ortaya mı gidiyor yoksa üst koridora mı gidiyor? Üst koridor bence biraz daha mantıklı. Orta koridorda Ahri'nin karşısında özellikle yetenek atışlarını tutturmakta biraz zorlanır gibi geliyor bana ya. Erken seviyelerde kuvvetli Cassiopeia Ahri'ye karşı. Ama işte Ahri ultisini aldıktan sonra, evet, inanılmaz mobil bir şampiyon haline geliyor. Ve yetenek atışlarından sıyrılıp bir tane ayartan öpücükle... Evet. Ya düşünmeyi deneyebilir Cassiopeia'yı. Zerat Ahri karşılaşması gibi aslında. Gibi.
Şimdi Dark Passage ekibi hem Jon'a hem de Braum'un üstünde duruyor. Büyük ihtimalle bunlardan biri değişecektir diye tahmin ediyorum. Bir tane destek şampiyonu alacaklar. Bir de 3 koridor şampiyonu almaları lazım gibi gözüküyor şu anda. Elvin için bakalım hangi şampiyonu tercih edecekler. Touch da karar vermeye çalışıyor. Graves'in yanına ben hala en iyi düşünüyorum. Ya bence şu anda 1 Graves en'i, 2 Corki en'i oyunun erken safhalarında, koridor safhasında en fazla hasar çıkartabilme potansiyeline sahip ikili diye düşünüyorum. Sion. Elvin'in çok sevdiği şampiyonlardan evet, çok, bir tanesi Sion. Çok çok sevdiği şampiyonlardan biri gerçekten. Ve tekli onu... dereceli sıralarda da bayağı tercih ediyor benim bildiğim kadarıyla. Aynı şekilde Touch da Braum oynamayı seven bir oyuncu. Her ne kadar mesela Touch dışında böyle çoğu destek oyuncusunun Braum artık pek böyle tercih evet, ettiğini artık yok. Görmüyoruz ama Touch oynamaya devam ediyor. Braum ilk çıktığı zamanlarda aslında o kadar nasıl diyelim meta'ya uygundu ki ya yasaklanıyor ya da seçiliyordu direkt olarak. Ardından böyle bir ufak bir dengeleme geldi. O dengelemeden sonra da biraz daha az yani normal destek şampiyonlar arasında biraz daha az tercih edilmeye başlandı. Özellikle böyle wombo combo takım kompozisyonu olduğu zaman tercih ediliyor ama bu olmadığı sürece çok fazla tercih edilmiyordu. Bir de şöyle bir şey daha var. Özür dilerim hemen onu da söyleyeyim. Lucian'la inanılmaz bir sinerjisi vardı. Doğru, o da var. Lucian metadan düştüğü günden beri Braum'da fazla gözükmez oldu. Evet eski bakalım üst koridora. Eser yok şimdi. Jerome bu sırada evet. Maokai tercihinde bulunuyor arkadaşlar. Üst koridorda biraz önce videolarda da görmüştük. Adam ölmüyor. Orta koridorda da Cassiopeia'yı göreceğiz. 6. seviyeye kadar Lucian, Naru'ya o koridoru dar etti. Yoksa 6. seviyeden sonra Naru bence burada avantaj çıkacak taraf gibi gözüküyor. Naru'nun üzerinde bu arada hala ışınlan duruyor. Acaba onu hani son saniyelerde değiştirecek mi emin değilim ama ışınlan... Bakalım var üzerinde çift ışınlanla böyle değişik bir kompozisyon deneyebilirler. Ah ama ışınlana uygun mu şu an? Ya Cassidy olsa tamam, Lissandra olsa ona Ahri da tamam. Olabilir tabii ama olabilir. Ahri bana yani... ben daha önce hiç görmedim. Orta koridorda Ahri elinde de ışınlan sıçra. Açıkçası ben hiç görmedim. Şu anda pek değiştirmeyi düşünmüyor gibi gözüküyor. Ama şu an tabii arkada Thrill'da orada son taktikleri veriyor. Acaba bunu mu konuşuyorlar? Touch kendini kaybetmiş ekranın evet, kenarında. Kendini kaybetmiş hadi artık başlasın diyor. Hasta galiba biraz. Olabilir. Geçen hafta hastaydı çünkü. Hı-hı. Ben takımlarla çok buradan... acayip bilgiler biliyorum. Hakem olduğum için tabii her şeyi biliyorum. Bakalım. Şu son saniyelerde bir ihtimal. Baktığın zaman önce ben konuşayım o zaman. Tabii. Dark Passage ekibi biraz daha yine böyle tank özellikleri sahip şampiyonları var bunu söyleyelim. Hı-hı. Bir Sion. Adam ölmüyor. Ölse bile pasif sayesinde tekrardan canlanabiliyor. Öbür taraftan anlık hasarları çok yüksek. Ahri ve Graves'ten gelen. Takım savaşı başlatma potansiyeli çok yüksek. Braum ve Lee Sin'le gelen. Aslında böyle karma bir şey yaptılar. Takım kompozisyonu yaptılar. Ben bunu söylüyorum aslında. Karma o takım kompozisyonu ben çok fazla beğenmiyorum. Yani benim için bir şeye veya bir şeye odaklanmış takımlar, tek bir taktiğe odaklanmış takımlar benim için her zaman daha etkili gözüküyor. Bakalım Dark Passage burada neler yapabilecek. Yani öbür Atlas tarafta ekibine... Atlas'ın kompozisyonu da benim hoşuma gidiyor aslında. Üst koridorda Maokai, orta koridorda Cassiopeia. Aha. Kendi rollerinin belki de en tank şampiyonları. Evet. Cassiopeia'nın da hani sonuç olarak Rylee'nin kristal asasını belki bir ihtimal asırlık sopa yapacağını düşünürsek o da çok tank bir şampiyon haline gelecek oyunun 30. 35. dakikasından itibaren. Alt koridorda oyunun en kuvvetli hiper taşıyıcılarından bir tanesi var. Tristana. Onu korumaya yönelik yani onun önünde durmaya evet, yönelik bir takım evet. kompozisyonu kurdular ve kafalarındaki plan en azından güzel diyebilirim. Evet aynen öyle. Bu arada iki tarafında inanılmaz fazla kitle kontrol var. Onu da söylememiz lazım. Yani bakalım neler olacak. Atlas ekibi biraz daha takım savaşı başlatma üzerine bir takım kompozisyonu kurmuş gibi gözüküyor. Özellikle Maokai veya Rex'e ile başlayacak bir savaş başlangıcı. Ardından Cassiopeia'dan güzel bir ulti gelirse işler değişebilir. Ve arkadaşlar maça başlıyoruz. Şampiyonluk Ligi 4. hafta 2. gün maçlarının Terapist. İlk karşılaşmasında Terapist'in başı dertte mi? Hemen sıçrasını kullanıyor. Orada risk almak istemedi. Çok da doğru bir hareket çünkü başı büyük dertteydi. Touch orada pasifini kullanmayı başardı terapistin üstünde. Eğer iki tane daha otomatik saldırı gelseydi terapist orada sersemletilecekti. Ve belki de ilk kanın döküldüğünü görecektik. Ama şimdi alt koridorda Jiansan ve terapist ikilisinin daha dikkatli oynaması lazım. Çünkü terapistin sıçrası yok. Bakalım koridor değişikliği gelecek mi? Şu anda bence gelmesi lazım. Ona çok fazla niyetlenmemiştim ama bence de Tristana Thresh ikilisinin özellikle bir de terapist sıçrayı kaybettikten sonra koridor değişikliğini düşünmesi lazım.
Yani hakikaten 2-2 denerlerse Polyphenix Touch ikilisinin zorlayabileceğini düşünüyorum. Göz göre göre bence bunu yapmamaları lazım. Aha. Çünkü üst koridorda Maokai ve Sion'u da düşünecek olursak evet. Tamam. Birebir karşılaşmada ikisi de büyük bir ihtimalle hani hop. Ha tabii bu. Bu klasik. Bu klasik evet. Anlatamıyorum arkadaşlar. Sion hemen pasifini kullanmak için ve daha hızlı ikinci seviyeye ulaşmak için şu anda zaten görüyorsunuz. Hı. Hemen o keskin gagalara gidiyor. Birinci seviyede onlara saldırıyor. Ölüyor. Ölüp pasifiyle birlikte tekrardan doğuyor. İkinci seviye olup üste geri döndükten sonra ışınlanma üst koridora geri dönüyor. Bu çok bilindik bir taktik. Özellikle Sion'a gelen bu değişiklikten sonra profesyonel arenada görmeye başladığımızdan beri bunun yapıldığını görüyoruz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem Amerika'da hem diğer profesyonel liglerde. Tabii Touch Polyphenix ikilisi hemen Terapist ve Jiansa'nın üstüne gitmeye başlamış. Yalnız Jiansa'nın bayağı bir canı azaldı. İşte koridor değişikliği nerede? Bakalım devam edecekler mi? Jiansa'nın üstüne gidiyor bu arada. Terapiste çok fazla vurmak istemiyorlar. Dolce burada mavi güçlendirmesini almaya çalışacak. Maviden sonra acaba hemen ikinci seviye veya üçüncü seviye baskın görür müyüz alt koridoru? Görme ihtimalimiz var aslında. Yani en azından takım arkadaşlarını biraz daha rahatlatmak için aha. Dolce bir baskın denemesinde bulunabilir. Bu arada üst koridorda Elmit ve Jerome'un kapışmasını görüyoruz. Jerome mu Jerome mu acaba? Çünkü J biliyorsun hey diye okuyor. Evet. İspanyolca'da. Jerome diyelim biz. Jerome diyelim. Evet. İspanyolların ünlü gülüşü vardır. Car 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 car. Evet alt koridorda Dark Pass ekibinin üstünlüğü diyelim. Devam ediyor. Cihan Samet Terapist bayağı bir kulenin altına hapsolmuş durumda şu anda. Minyon skorlarında ama herhangi bir fark yok. 1 milyonluk bir fark var. Yani 1-2 milyonluk bir fark var. Cihan San da canını bayağı bir doldurmayı başarmış aslında. Ama tabii o potunu kullanmış. Grace'de hala şey duruyor. Can iksiri mevcut. Tabii yani Cihan San'ın burada yapması gereken... işte Holy Phoenix şimdi koridoru dondurmayı deneyecek. Evet. O rakip minyonları biriktirdi. Ve minyonda bir üstünlük kurmaya çalışacak. Şimdi işte fark eğer yapabilirse fark açılabilir. Bu sırada bir tane minyon kaçırdı biraz önce. Orada Tristana'yı uzakta tutmak için ama Tristana şu yukarıdaki minyonu almayı başardı. Yani burada şu anda aslında yok, çok büyük bir savaş dönüyor. Minyon savaşı dönüyor ama evet yapamadılar. Dolce bu sırada orta koridora bir baskın denemesinde bulunmuş ama Naro hemen orada sırçasını kullanmış. Crystal da hemen oraya geldi. Acaba devamı gelirse yardım edebilir miyim diye orada garanti almak istiyor ve Dolce'nin geri çekildiğini görüyoruz. Aynı şekilde Crystal da hemen geri çekilmeyi başarıyor. Yine alt koridora geçtik ve hatta şu anda Tristana yani Jiansa ve Terapist ikilisi ittirmeye başlamış. Tabii bunun da en büyük sebebi Tristana'nın aslında E yeteneğiyle gelen pasifi. Bir dakika. Burada bir skor bile görebiliriz. Yalnız çok da kötü kullandı o raket situation'ı. Çok güzel bir orada ölüm cezası. Derisini yüzde geliyor. Holy Phoenix'i orada bayağı bir dürtmeyi başardılar. Güzel bir oyun Terapist'ten. Ben Terapist'in Thresh oyununu gerçekten çok beğeniyorum ve bence diğer şampiyonlara kıyasla yani Thresh'i 2 kat 3 kat daha iyi oynuyor. Yani Janna ile aynı performansı gösterdiğini ben düşünmüyorum açıkçası. Yani evet Thresh'e biraz daha yatkın bir oyuncu diyebiliriz onun içinde. Bakalım Dolce büyük bir ihtimalle geri çekilecek üstüne. Yani şu anda alt koridordaki durum şu şekilde. Jiansa'nın tamam belki canı daha az. Minyon biçmekte sıkıntı yaşıyor. Ama bu minyon farkı çok çok açılmadığı sürece işlerin yine onun için iyi gittiğinden bahsedebiliriz. Çünkü koridor değişikliği denemediler. Hani minyonda birazcık geri düşmeyi göze aldılar. Bu evet. Fark ne kadar az olursa Jiansa ve Atlas ekibi için o kadar iyi. Şu anda 9 milyonluk bir fark var aslında. Hala çok çok yüksek bir fark değil bence. Ama işte onun geri döndüğünü bildiği için Holy Phoenix ve Touch ikilisi olanca hızıyla bu koridoru bitirmeye çalışıyorlar. Crystal bu sırada orta koridorda Lucian'a bir baskın denemesinde bulunacak ama Lucian bir şeylerin ters gittiğinin farkındaysan koridorda çok çok geride duruyor. Gerekirse hani 1-2 milyon kaybedeyim ama gelebilecek herhangi bir baskına karşı kendimi koruyayım diyor adeta. Dolce'yi buldular. Bakalım Dolce oradan kaçabilecek mi? Ses dalgası tuttu. Geri çekiliyor. Orada yalnız ışınlanma geliyor. Geri çekilebilecekler mi? Işınlanma iptal edildi. Maokai tarafından, Jerome tarafından ve herhangi bir skor görmedik. Orada iki tarafta geri çekilmeyi başarıyor. Yani işte şimdi Erwin burada üstün. Hatta şöyle Dark Pass ekibi üstün. Birazdan bir ejderha denemesi olursa
Elvin'in ışınlanması olduğu için 5'e 4 bir takım savaşı yaratabilir Dark Magic Atlas'a karşı. Bir ses dalgası daha tuttu Jerome'a. Yan taraftan Naru da geliyor. Ayartan öpücük gelecekmiş, o tutuş şurada var. Ve ilk kan dökülüyor. Naru orada. Crystal'ın da doğru takibiyle Doge skorunu almayı başardı. Yani Doge biraz fazla oralarda gezindi ya. Çok gereksiz bir hamle yaptı. Çünkü seviye olarak da zaten gerideydi. Evet. Yani seviyesi yaklaşık... Hani 5. seviyede yakın da değildi. 4.5 civarındaydı. Ve 5. seviye olan Crystal'ın üzerine ilginç bir şekilde yürüdü. Sonra da... Zaten skoru ve hemen Ejderha almayı başardı. Dark Crystal ve Touch, yanlış görmüyorsam. Evet, Touch ikilisi şu anda Ejderha'yı başlatmış durumda. Atlas ekibinin bundan hiçbir haberi yok gibi gözüküyor. Yani tahmin ediyorlardır ama Ejderha tam olarak ne zaman düşecek, ne olacak, ne bitecek çok haberleri olmayacak gibi gözüküyor. Bakın burada rahatlıkla alabilecekler. Atlas ekibinden hiç kimse yok. Evet, burada ilk Ejderha yükünü de böylece Dark Mist ekibi almayı başardı. Crystal ve Touch'ın yardımıyla Touch hemen koridoruna geri döndü. Şimdi burada ortalama bir zaman yazmışlardı diye tahmin ediyorum artık Ejderha ile ilgili. Yani Touch bu zamanda koridora geldi. Demek ki yani 6 saniye önce almış olsa bu zamanda almışlardı. Olabilirler. Çok güzel bir ölüm cezası. 2 minyonun arasından Holy Phoenix'e tutturmayı başardı o ölüm cezasını. Fakat devamı gelmedi. Yine de bayağı bir canını azaltmayı başardı orada. Terapist yine Thresh ile adından çok söz ettirecek gibi gözüküyor bu oyunda. Yani kimse beklemiyordu herhalde o ölüm cezasını. Yok. Gerçekten çok başarılıydı. Bakalım minyonda hala biraz sıkıntı yaşıyorlarmış gibi gözüküyorlar ama Jansen'ın aldığı ilk eşya ile beraber en azından aradaki altın farkını evet birazcık kapatacaklardır. Yani her böyle 9-10 minyonda bir, 1 minyonda almış gibi olacak. 2 altın kazanıyor her minyon, öldürdüğü minyon başına, katlettiği minyon başına. Tamam, şimdi onlar da biraz daha koridoru geri ittirmeye çalışmış durumdalar. Kaç. Yine orada terapisti dürtmeyi başardı. Ama tabi Braum burada Thresh'e kıyasla çok daha tank özelliklere sahip bir şampiyon olduğu için. İşte biraz sonra yine çok güzel bir ölüm cezası. Ya terapist ya nokta atış yapıyor yani çok böyle dar bir alanda. Orada o açığı görüp buraya Holy Phoenix gelecektir ve ben buraya ölüm cezasını şu zamanda atarsam Holy Phoenix'i yakalayabileceğim diyebiliyor. Bu kararı verebiliyor. Çok önemli bir özellik bence. Hani iyi Thresh oyuncusu ve kötü Thresh oyuncusunu birbirinden ayıran özellik aslında bu. O beklenmedik yerde ölüm cezasını tutturabilmek. Ya şu anda mesela yanında Tristan değil de biraz daha mesela Corki olsaydı Grace'in işi bayağı bir zor. Evet. Sadece terapistin attığı bu tutan ölüm cezaları sayesinde. Yanında Tristan olduğu için bu ölüm cezaları sadece Tristan'ın biraz daha rahat koridor sapısı yapmasına sebebiyet veriyor. Dolce bu sırada ultisini kullandı, alt tarafa geldi. Bakalım alt koridorda bir baskın görecek miyiz? Dolce'yi çağırdı. Holy Phoenix'in başı dertte mi? Bu sefer ölüm cezası taça tuttu. Sıçrasını kullanıyor ama üstünde galiba tutuştur da vardı. Evet orada Rek'Sai skoru almayı başardı. Elvin Musa da alt koridora geldiğini gördük. Ultisini de kullandı. Dolce'nin canı çok azalmış durumda. Orada Holy Phoenix son vuruşu yapmayı başarıyor. Ve birebir değişim. Hayır, Crystal geldi. Birebirle bırakmayız dedi. Jerome yine orada ışınlarını kullandı. Terapist çıkabildi mi oradan? Çok az canlı da olsa evet. Çıkmayı başarıyor. Jerome devam ediyor. Crystal oradan çıkabilecek mi? Crystal bir takım arkadaşın üzerine gitmeye çalışacak. Elvin'de. Evet. Kaçmayı evet başardı orada. Devamını görmeyeceğiz gibi geliyor bana. Orta koridor şampiyonları Cassiopeia ve Ahri bu takım savaşına fazla dahil olamadılar. İlerliyorlardı ki takım savaşı bittiği için onlar da koridorlarına geri dönüyor. Böylece birebir bir değişim oldu. Dolce'ye karşı taçı verdiler. No, bu arada orta koridorda düşecek mi? Yetmeyecek bence. Son bir tık. Hayır, gelmedi, bir dakika. Peki Jerome burada alabilir mi? Naru yoksa kaçabilecek mi? Crystal'dan çok güzel bir oyun. Ultisiyle uzaklaştırmayı başardı. Naru'yu uzakta tutuyor. Jerome çok az canı kaldı ve orada Crystal skoru almayı başarıyor. Tabii takım arkadaşlarının da orada olduğunu herhalde bilmiyordu ama Naru'nun o kadar canı azdı ki o biraz Jerome'u böyle şey yaptı herhalde. Hani alırsın da hadi bunu almam lazım diye böyle bir gaza gelmiş olabilir orada Jerome biraz. Yani orta koridorda birebir pozisyonda Naru'nun Lucian'a karşı üstün geldiğini gördük. Zaten bunu evet diyorduk hani Ahri Cassiopeia'ya karşı 6. seviyeden sonra biraz daha rahat oynayabilir diye. Aslında 6. seviyeden önce minyonda da üstün olması gerçekten Naru için büyük bir başarı diyebiliriz. Evet, şimdi geri dönecek. Evet. Bakalım botunu sanıyorum ki tamamlayacak. Şu anda Dark Passage hızlı başladı aslında oyuna. 17.300 hatta 400 altına karşılık 15.206. 2200 altın ki fark yaratmayı başardılar. Daha dakika
11.45 hadi 12 diyelim. Koridor değişikliği gelseydi bence hala daha farklı bir maç izliyor olabilirdik. Yani evet, takımlar ilginç bir şekilde bunu hala denemediler ligin 4. haftasında olmamıza rağmen. Hiçbir takım yapmadı değil mi? Ben de evet hatırlamıyorum. Benim hatırladığım hiç kimse yok. Belki rejiden hatırlayan varsa bize söylerler. Yani en azından şöyle bir avantajı olabilirdi Atlas TV için. Hem Tristana'yı biraz daha rahat bırakırlardı. Daha rahat bir şekilde minyon biçebilirdi tek başına. Oo, bu arada evet, alt korda orada yine bir olay var. Bakıyorum Dolce de oraya geldi. Stretch düşmüştü ama Dolce sayesinde Holyfink skorunu almayı başardılar. Taçın başı dertte, sırtçası var mı? Hayır, biraz önce kullanmıştı. Ama yan taraftan Crystal geliyor. Son vuruş gelecek mi? Crystal içeride. Dolce'nin başı var. Çok büyük dertte. Crystal orada ultisini de kullanarak Dolce skorunu almayı başardı. Jansan üstüne geçecek. Ses dalgası tutarsa ister değişebilir. Ses dalgası tuttu. Kulenin menziline girdi. Sıçrayı kullanıyor. Crystal da aynı şekilde sıçrayı kullanıyor. Ve son vuruş yapmayı başardı. Crystal oyunun başında söylediğimiz aslında oyunu taşıma potansiyeline sahip bir oyuncu oldu yeniden. Lee Sin oynaması gerekiyormuş evet, ama. Lee Sin'i bekliyormuş demek. Evet. Uzunca bir zamandır aslında onun da Lee Sin oynadığını pek böyle görmüyorduk evet, sanki. Şurada iki tank şampiyon da birbirlerini bıraktılar. Totemlere saldırıyorlardı orada. İkisi de yani karşıdaki takımın totemini temizlemeyi başardılar. Sonra Ahri bayağı bitmiş. Orta koridorda peki minyon skorunda durumda. Evet, Ahri yaklaşık bir 20 fark milyonluk yaratmayı evet, başarmış. Yaklaşık 20 milyonluk bir fark yaratmayı başarmış. Koridor değişikliği için şundan bahsediyorduk. Hani Atlas ekibi bunu denese hem Jiansan biraz daha rahat bir şekilde minyon biçebilirdi. Holy Phoenix ve Touch'tan uzak evet, bir şekilde. Hem de Maokai minyon biçme konusunda en azından 1'e 2 bir pozisyonda minyon biçme konusunda Sion'dan daha rahat edecek bir şampiyon olduğu için onu da aslında biraz daha öne geçirebilirlerdi Elvin'de karşı. Evet, kesinlikle onların da aklında büyük ihtimal başka bir taktik vardı. Bu yüzden koridor değişikliğini tercih etmediler diye düşünüyorum ben. Hani bunu ya görmediklerini düşünmüyorum. Yani bu biraz evet, göz göre göre hani biz alıştığımız şeyi yapalım mantığı oldu. Hı hı. Ama göz göre göre Jiansan ve Terapist ikilisini biraz daha zorlanacakları bir koridora yollamak bana soracak olursan bir hataydı. Bakalım olacak. Bu sırada Dolce orta koridorda bir baskın denemesindeydi. Fakat geri çekilmek zorunda. Crystal ve Touch ikilisi ikinci ninja ejderhaya başlamış durumda şu anda. 3000 canı vardı. Artık evet aldı. Rahatlıkla alacaklar. İkinci ejderhayı 14. dakikada. Altyazı milyon farkı iyice açılmış durumda. 118 milyona 92 milyon. Bakalım şimdi bir de burada Atlas ekibinin mavi güçlendirmesini çalmaya çalışıyor Dark Pass ekibi. Bunu da yapabilecek gibi gözüküyor. Son vuruş evet, orada Ahri mavi güçlendirmeyi almayı başardı. Bakalım Atlas bu gidişata karşılık verebilecek mi? Çünkü şu anda ormanın sağ tarafının kontrolü Dark Pass'e geçmiş durumda. Ve hala etkiliyor. Jerome işte şimdi ışınlanını kullanıyor. Hemen Olyphinx'in üstüne gitti. Burada artık cezanın kesilme vakti gelmiş. Yan tarafta Crystal ve Naruto var. İlk kan dökülü. Pardon, ilk skor gelecek mi? Evet, orada Dolce skor almayı başardı. Elvin de orada. Jerome'un başı biraz dertte. Pozisyonu çok iyi durumda değil. Hemen orada geri çekilmeyi başaracak. Ve burada da yine bir skor almayı başarıyor. Dark Mesh ekibi bir ölüm cezası denemesi ama Naru o kadar ileriye gitmeyince Terapist bu sefer ölüm cezasını tutturamadı. Yine koşu yoluna atılan bir ölüm cezası denemesi. Fakat bu sefer olmuyor. Dark Message iyice artık rüzgara arkasına almış durumda. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Hemen orta koridora geldiler. Buradaki kuleyi almak istiyorlar. Evet, burada da kuleyi rahatlıkla alacaklar. Atlas bu rotasyonlara karşılık vermekte biraz zorlanıyor şu anda. Biraz daha yavaş kaldı. Evet, ikinci kuleyi de alacaklar mı? Sadece Dolce var. Diğer takım arkadaşlarının da gelmesi lazım. Yalnız yarıya kadar canını azaltmayı başardılar. Galiba Atlas ekibi bu kuleye de yetişemeyecek. Evet, burada ikinci kuleyi de almayı başarıyor Dark Passage ve üst koridora yöneliyorlar. Tabii üst koridorda bir anda global görevleri yani hepsini temizlediler. Neye uğradığını şaşırmış gibi duruyor Atlas. Ya bir dakikada 3 hatta 4. kuleyi almaya çalışacaklar şimdi. Çok önemli bir altın farkı bu. 27.400'e 21.100 altın. Dakika 16'da. Evet, 4 kişi birleşip üst koridorun ilk kulesini de almak istiyorlar. Dolce. Bakalım takım savaşı. İçeri girdi Jerome. Dolce de içeride. Fakat kule iki, yok. 3'e evet, çok kötü bir takım savaşı oldu bu. 3'e 5 miydi? 3'e 4 galiba. Evet, 3'e 4 gibi gözüküyor. Ahri bir tek orada yoktu. Jerome'un da başı dertli. Oradan kimseyi alamayacak gibi gözüküyor. Yine 2'de 2 yapmayı başarıyor Crystal. 6-0-1 oynuyor. Ve Lucian orada.
Naryo yakalanıyor. Buradan da bir skor göreceğiz gibi. Güzel bir sıçra geldi. Bakalım canını kurtarabildi mi? Naryo devam ediyor. O da sıçrasını kullandı. Bir skor da burada geliyor. Atlas ekibi gerçekten çok kötü bir başlangıç yaptı maça. İstediği performansı, daha doğrusu o rotasyonlara karşılık veremediği sürece her geçen saniye biraz daha fark açılıyor. Biraz daha fark açılıyor. Altın farkı şu anda 9000'lere kadar neredeyse geliyor. Daha 9000 değil ama çok az bir şey kaldı. O birebir pozisyonda bu arada Naryo çok güzel bir ayak hareketiyle Cassiopeia'nın ultisinden kaçmayı başardı. Sonrasında da zaten rahatlıkla skoru buldu. Ve evet, yani 2 dakika içerisinde oyunun inanılmaz bir ölçüde koptuğunu gördük. Evet. Dark Passage aradaki altın farkını 8000 civarına çıkardı. Kırmızı güçlendirmeyi de Holy Phoenix'e bırakacaklar. Holy Phoenix ilk eşya olarak bu arada Kanoslamış tercih etmiş. O anlık hasarını daha da herhalde yüksek bir halde yapmak istiyor. Aynı zamanda işte hani zaten koridor safhasında çok iyi olduğu için niye geri döneyim ki diyor. Yani saatlerce koridorda kalmak istiyorum diyor. Bu yani bence yanlış bir tercih değil. Bence güzel bir tercih. Graves oyuncularının ilk tercih olarak Kanoslamış yaptığını zaten görüyorduk. Evet, burada koridoru ittirmeye devam ediyor. Yani ormanın kontrolü bir kere Atlas'tan gitti. Kuleler desen... İki tane kulesi kaldı koridorda. Atlas ekibinin, bakıyorum, evet, iki tane kulesi kaldı. Bir tane üst koridorda, bir tane alt koridorda. Orta koridorda iki kuleyi birden almayı başardı çünkü Dark Passage ekibi. Ve burada bir kule daha istiyorlar. Crystal Touch, Holy Phoenix üçlüsü bu kulenin de üstüne gidiyor şu anda ve bunu da alacaklar. Hiç kimse yok Atlas ekibinden. Yani bırakıyorlar daha doğrusu, öyle söyleyelim. Tamam, bu kuleler artık sizin olsun. Biz artık kendi üstümüzün içinde defans yapabileceğiz. Çünkü uzun süreden beri oyunun kontrolü size ait diyor gibi gözüküyor şu anda. Dakika 18, 5 tane kule aldılar. 33.200 altında ceplerinde para var totalde. Evet, bakalım şimdi hani rakibin ormanına da tamamen hakim gibi gözüküyor Dark Passage. Bakalım Jeron buradan çıkabilecek mi? Ölüm cezası Holy Phoenix'in üzerine geliyor. Yani bir takım savaşı kazanmak istiyorsa yapacakları son savaş bu olacak ama başarılı olamadı Atlas ekibi. Crystal yine bir skor buldu ve kendi durumunu 7-0 1'e getirdi. Çok iyi durumda ya. Çok iyi durumda yani. Yani fazla söylenecek bir şey yok gibi gözüküyor açıkçası şu anda. Dark Passage erken safhadaki o dominasyonunu öyle bir kullandı ki Atlas ekibi de yani hiçbir şekilde maalesef karşılık veremedi. O kule rotasyonlarına, koridor rotasyonlarına. Böyle olunca da bu kazanılan, erken dakikalarda kazanılan büyük altın farkından dolayı da Dark Passage geri dönülemez bir üstünlük yarattı bence şu anda Atlas'a karşı. Ya dakika 19'da 4000 altın. 11000 altınlık fark var şu anda neredeyse. Ya 19. dakikada bu üst koridor ikinci kulesini de istiyor Dark Passage ekibi. Ahri bak yine arka tarafta Crystal'ın peşinde. Bu kuleyi aldılar. Terapist ve öndeler şu an. Evet. Yani biraz önde kaldılar ama hayır. Ahri denemeyecek. Özellikle önde. Bakalım Ayartan Öpücük. Hayır, Ayartan Öpücük'ten kaçmayı başardı. Fener var. Fener tutuşturarak. Geri çekiyor, yok. Yok, tutuşturuyor. Morello. Morello Nomikon galiba. Evet, Ahri'nin Morello Nomikon'u. Ve inhibitor kulesini de almayı başarıyor Dark Passage ekibi. Dakika 20'de üst koridordan inhibitor açmaya çalışacaklar. Ve bunu da yapmayı başardılar. Çok güzel oynadılar. Çok çok güzel oynadılar. Yani alıştığımız Dark Passage herhalde... Bizim yani artık geçen sezon izlemeye alışık olduğumuz Dark Passage aslında bu. Özellikle koridorda bir iki tane skor aldıktan sonra hemen bu avantajı global görevlere yönlendiren Dark Passage ekibi aslında buydu. Ejderha mı? Ejderha. Üçüncü ejderha gelecek. Dakika 20'de gelecek ya üçüncü ejderha. Evet. Tek başına başlıyor Crystal. Tabii 7-0 bile oynadığı için rahatlıkla bu ejderhayı alabilecek. Taştan yine yani ve Dark Passage hani şu oyun boyunca yaptığı hamleler o kadar başarılıydı ki önce alt koridordan bir kule aldılar. Gittiler 5 kişi üst yukarılara doğru gidip orta koridorda kendi minyonlarıyla birleşip bir kule aldılar. Aha. Aynısını deneyip yine üst koridora gittiler. Yani tam böyle 3 dakika önceden planlanmış gibi bir hamle yaptılar. Evet. Ve bu ejderi de orta koridorda takım savaşı kazandıktan sonra tam böyle ejdere dönerlerken canlandı ejder. Yani inanılmaz bir uyum var gibi gözüküyor şu an aralarında. Ama peki bu ne demek? Yani bu neden geçtiğimiz maçlarda göremedik bunu? Büyük bir ihtimalle Crystal'ın ve Naru'nun biraz daha böyle taşıyıcı şampiyonlar oynaması gerekiyormuş. Özellikle Crystal. Evet, yani işlevsel şampiyonlarda aynı böyle başarıyı yakalayabiliyormuş gibi durmuyorlar. Ya bir de şunu da bence söylemek lazım. Koridor safhası diğer maçlardaki
performanslarına kıyasla bu maçta çok daha iyi geçti. Evet. Genel olarak. Bütün koridorlardan bahsediyorum. Biraz daha belki az zorlandılar veya biraz daha o belki biraz ilk oyunun ilk dakikalarında terapistin sıçrasını aldıklarından dolayı alt koridor çok daha rahattı artık yani. Birçok açıklaması olabilir ama bu sebeple de hani oyun çok erken dakikalarda koptu zaten ve Baron oluyorlar dakika 22'de. Bunları yine rahatlıkla alabilecekler gibi gözüküyor. Evet, Crystal bir de Baron oluyor kendi ekibi için. Dakika 22, durum 13-2. 3 tane ejderha yükü var. 1 tane Baron güçlendirmesi. 7 tane kuleleri var. 1 tane inhibitör açtılar. 42 bin altınları var. Yani daha ne olsun? Bir deneme ama arka taraftaki Crystal'ı tutuyor. Terapist. Hani ikisini birden şey yapayım ben. Ultiyle bir denedi Holy Phoenix. Evet. Kimi? Terapisti almaya çalıştı ama terapist az canlı da olsa o da çekilmeyi başarıyor. Şimdi orta koridorda bir baskın. Erwin Tursa da ışınlanmayı çok güzel kullandı. Minyonu kullandı ve yanlış görmediysem kulenin vurduğu minyondu o. Böylece kulenin vuruşları birazcık boşa gitmiş gibi oldu. Evet, burada bunu da almayı başarıyorlar. Bu inhibitörü de açmayı başarıyorlar. Yani Atlas şu anda hiçbir şekilde karşılık veremiyor. Dakika 23'te ya en ufak bir cevap veremeden orta koridor inhibitörlerini de bıraktılar. Hemen zaten alt koridora ilerliyorlar artık. Hani tek görevleri o kaldı. Bundan sonra zaten oyunu bitirmek artık. Yalnız bu takım savaşı mı? Bakıyorum. Jerome orada yakaladılar. Canı çok az. Evet, son bir orada. Yük gelince sersemletilme oldu ve Jerome oradan düştüğünü gördük. Crystal içeride. Thresh skorunu aldı. Bir de Cassiopeia skorunu alıyor. Yine 2'de 2 yapıyor. Holy Phoenix ve Giansan'ın kapışmasını görüyoruz. Holy Phoenix'in canı çok az. Bakalım Giansan devam edebilecek mi? Çünkü Holy Phoenix'in arkasında 4 tane takım arkadaşı var. Evet, artık oyunun biteceğini görüyoruz herhalde. Sonra Giansan da orada ayartılmışlıktan kaçmayı başarıyor. Ligin en erken biten maçlarından biri herhalde. Dakika 23'te. 24 civarı. O üstten galiba iki adım ötedeki tünele sanıyorum şey attı. Ulti kullandı ve ölümcül aslında. Güzel bir orada ölümcül geldi ama ne almayı başardılar. Skor almayı başardılar. Ama arkadaşlar yine de bu yeterli olmayacak Atlas ekibi için. Dark Passage ekibi gerçekten hani şiir gibi bir oyunla bu maçı kazanmayı başardı. Hata yaptılar mı ya? Onu düşünüyorum ben şu anda. Acaba hiç hata yaptılar mı? Dark Passage yok. Yani ben en azından hani düşünüyorum. Genel şeyi düşünüyorum. Acaba alt koridordu? Yok, hayır, hiç. Benim aklıma evet. Yani Dark Passage şunu şöyle yapsaydı belki daha da iyi olabilirdi. Hı-hı. Diyemiyorum. Ama söylediğimiz gibi koridor safhası bu kadar iyi geçtiği için. Belki başta skorlar Crystal'da kaldığı için ardından taşımaya devam edebildiği için. Yapılan doğru ejderhalar, kimseye göstermeden yapılan doğru ejderhalar. Narın orta koridorda Cassiopeia'ya karşı mücadelesi. Elvind'in üst koridorda eşit mücadelesi diyelim en azından. Jerome'la eşit mücadelesi. Işınlanmaların yanlış kullanılması evet, olabilir. Evet, şunu söyleyebiliriz yani Elvind'in kullandığı ışınlanmalar kesinlikle Jerome'inkilerden daha etkiliydi. Evet, evet, kesinlikle öyle. Jerome bir kere zaten bir tane ışınlanmasını ortanın sağ tarafındaki ormanda Dolce'yi korumak için aslında kullanmıştı. İptal etti. Böyle olunca zaten Ejderha'nın kapıları açıldı. Bu olaydan bir dakika sonra Dolce ormanda yakalandı, öldü. Zaten ejderha başladı. Orada Jerome yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü ışınlanması yoktu. Ve arkadaşlar böylece birinci maçımızın sonuna geliyoruz. Dark Passage ekibi çok güzel bir performansla Atlas ekibine karşı galip gelmeyi başardı. Şimdi Charmin'in yanında oyunun yıldızı belki de maçın adamı diyelim. Crystal var. Bakalım neler söyleyecek. Söz sende Charmin. Arkadaşlar yanımda Dark Passage takımının ormancısı Crystal var. Hoş geldin. Seni daha önce hiç burada görmemiştim öncelikle. Çok güzel geçti maçınız. Çok hızlı oynadınız. Neler söylemek istersin? Yani oyunun erken safhalarında snowball oldu diyebilirim. Dragon'u çok erken aldık ejderhayı. Daha sonra rotasyonları iyi yaptı, kule rotasyonlarını. Yani iyi rotasyon yaptığımızı söyleyebilirim. Bu oyunu iyi oynadık. Bugün çok ciddi bir baskı kurdunuz karşı takım üzerinde. Dünkü yenilginizin bu maçla olan etkisi nedir? Yani dünkü yenilgiyle alakası yok. Üzücü galibiyetler aldık ama yani bizim için şu an önemli olan mevsim sonundaki turnuva. O yüzden şu anki yenilgilere fazla kafamızı takmıyoruz. Tabii ki üzülüyoruz fakat bizim için şu an çok önemli değil aslında. Peki bugün senden çok iyi bir Lee Sin performansı izledik. Senin için en iyi diyebileceğin 3 ormancı nedir bu aralar? Şu an için Rek'Sai, Lee Sin ve Nidalee. En iyi 3 ormancı. Peki neden bu ormancıları tercih ediyorsun? Çünkü erken oyunda ve geç oyunda yani oyun ilerleyen safhalarında en çok işe yarayan 3 şampiyon diyebilirim.
Çok güzel. Peki önceki 3 sezonda, yani önceki mevsimlerde hep birinci oldunuz ve şu anda puan tablosunun alt kısımlarında yer alıyorsunuz. 4. sıradasınız. Çok alışık olmadığınız bir durum bildiğim kadarıyla. Evet. Şu andaki galibiyetinizde 3 oldunuz ama nasıl hissettiriyor bu size? Moralinizi bozdum, neler söylemek istersin? Takım içinde neler konuşuldu? Yani tabii ki üzücü bir durum ama yani bütün takımlar kaybedebilir. Bunun örnekleri yurt dışında da var. Her zaman biz kazanacağız diye bir şey yok. Şu an gidişat kötü olabilir ama bizi destekleyenlere buradan şunun sözünü verebilirim. Mevsim finalinde yine eski DP'yi görecekler. Çok teşekkürler geldiğin için, bizlerle burada olduğu için. Arkadaşlar şimdi maçlarımıza devam edeceğiz.